kadın vücudunda kadınlığın simgesi halinde olan memelerin meme büyütülmesi, küçültülmesi gibi problemlerin yanında bir de dikleştirilmesi diye bir işlem vardır ki bu da meme hacminin yeterli olduğu durumlarda memenin sarkıklığını gidermek, dik ve diri görünümünü sağlamak için yapılan bir ameliyattır. Bu ameliyatta meme dokusu çıkarılmaz veya bir silikon protezi ihtiyaç yoktur eğer meme dokusu yeterli ise. Bununla birlikte eğer meme dokusu yetersizse meme dikleştirmeyle beraber bazen küçük bir silikon protezle memenin takviye edilmesi, dikleştirilmesi gerekmektedir. Meme dikleştirme ameliyatlarında yaptığımız yönteme göre küçük bir iz beklenir. Bu iz genellikle memenin altında olur. Bu memenin altındaki iz sütyenin içinde kaldığı için hastalarda görülen alanda bir iz bırakmamış oluyoruz. Meme dikleştirme ameliyatlarında meme bezleri, süt bezleri, süt kanalları zarar görmemektedir. Bu hastalar doğumdan sonra yani doğum yaptıktan sonra rahatlıkla çocuklarını emzirebilirler. Bu yöntem meme küçültme ameliyatında olduğu gibi meme dokusuna zarar vermeyen bir yöntemdir. Meme küçültme ameliyatında bir takım dokular, süt dokusu, meme dokusu zarar görebilir ancak meme dikleştirme ameliyatında böyle bir risk yoktur. Meme dikleştirme ameliyatının belli bir yaşı yoktur. Bazen çok erken yaşta genç kızlarda evlenmeden önceki dönemlerde bile ileri derecede meme sarkıklığı olabilmektedir. Bu meme sarkıklığını meme dikleştirme yöntemiyle düzeltmede bir sakınca yoktur. Daha sonraki evlilik döneminde çocuk emzirme gibi bir sıkıntı yaşamazlar. Çok ileri yaşlarda 50-60 yaşındaki insanlarda bile meme sarkıklığı ameliyatı, düzeltme ameliyatı yapılmaktadır. Bunların bir sağlık problemi yaratmayacağını bilmemiz gerekir.